Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agrolama kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımızda yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bu seriye başlamamıza vesile olan Asaf'a buradan öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi bana önerdi bu oyunu. Bildiğim bir oyun normalde ama oynamadıydım. Şimdi onun tavsiyesi üzerine bu seriye başlayacağız. İnşallah pişman olmayız. Oyun hakkında çok fazla bilgim yok. Hatta hiç yok diyebilirim, yani o derece yok. Ama Asaf'ın dediğine göre İyi bir oyuna benziyor. Bakalım, yeni hikaye diyelim ve serimize başlayalım. Hazır mıyım? Değilim ama bir yerden başlamak lazım. Hadi bakalım. Yeni bir hikayeye başlamak mevcut... tamam, geç. Kelebek etkisi. Bugün kanatlarını çırpan küçük bir kelebek haftalar sonra yıkıcı bir kasırgaya yol açabilir. Verdiğin küçük bir karar geleceği ciddi anlamda değiştirebilir. Tamam. Eylemlerin hikayenin gidişatına yön verecek. En sevdiğim interaktif. İşte bu. En sevdiğim. Detroit Become Human de böyleydi. Çok sağlam oyundu gerçekten. Çok güzel yapmışlar. Grafiklerle de çok güzel anlatmışlar. Hikayen birden fazla olasılıktan biri. Eylemlerini dikkatli seç. Yemin ederim en sevdiğim. İnteraktif en sevdiğim. Hadi. Bir dağ evinde falan mıyız? Oo, bir tehlike var. Yok artık, bunu yaptığına gerçekten inanamıyorum. Sizce de bu biraz acımasızlık olmuyor mu? Hadi ama, bunu hak ediyor. Michael sırılsıklama aşk olması onun suçu değil. Hannah ona asılıyor. Ben sadece Em'e arka çıkıyorum. Sınıf başkanı olması herkesin onu sahipleneceği anlamına gelmez. Mike bana ait. Bak Em. Ben kimseye ait değilim. Sen nasıl dersen hayat. Emily. Emily'ye Em diyorlar, tamam. Bu arada konuşma dilini Almanca mı yapsam acaba? Onu düşünüyorum da bir yandan. Ne oynuyorlar? Saklambaç falan mı oynuyorlar? Kız burada. Şşt. Mike. Yalnız grafikler çok güzel. Gerçekten grafikler çok güzel. Şu ana kadar aşırı hoşuma gitti. Da bu adam kim ya? Başımıza bela olacak. Şunu gördün mü? Babam bu hafta sonu sadece bizim burada olacağımızı söyledi. Josh, şu an galiba kontrol bizde. Arkadaşlar, oyuna başlamadan ben şu oyunun dilini Almanca'ya çevireceğim. Oluyor mu lan? Çevireceğim dedim ama. Bir dakika, kontrol seçenekleri desek hiç. Aa, tamam. Oo, en güzeli. Onayla, tamam. Bir dakika. Alt yazı, tamam. Yok galiba. Almanca'ya çeviremiyoruz. Neyse, devam et o zaman. Şöyle şuradan doğru ilerleyelim. Şimdi aksiyon sahnelerinde ben burayı mahvederim. Her yerde bir şey var çünkü siz görmüyorsunuz ama her yerde bir şey var burada. Dikkatli olmam lazım. Orada ne var? Bir not var. Notu almak için R2 düğmesine bas ve düğmeye basılı tut. Tamam. Notu incelemek için gösterildiği gibi kablosuz kontrol cihazını döndür. Aa, çok iyi. Hannah, lan okuyamadım. Pardon, okuyamadım. Bıraktım bir an. Bir dakika, onu ben bir okumak isterim ya. Merak ettim. O tişörtün içinde çok ateşli duruyorsun ama eminim tişörtsüz
Sabaha karşı ikide misafir odasına gel. Aklınız hep pis şeylerde. Şurada bir şeyler var mı? Devam edelim. Oh, yorulmuşlar, uyuyorlar. Şimdi keşke kamera, yani kamera açısı biraz iyi olsaydı ama neyse, bu eski bir oyun zaten galiba. Ona rağmen güzel bir şey çıkarmışlar ortaya. Şu merdivenden yukarı mı çıkacağız? Ha, merdiven değilmiş, kapıymış lan. Şu merdiven değil mi? Ben mi yanlış görüyorum ya? Neyse. Etrafa bakmak için kontrol cihazını hareket ettir. Parlayan nesneler incelenebilir. Ah du. Bir dakika. Çok iyi lan. Ay vallahi çok iyi yapmışlar. Vallahi çok iyi yapmışlar. Bir dakika, biz zaten buraya baktıydık. Bir daha bakalım şöyle. Bir şey yok. Tamam. Bu deminki not değil mi? Tamam, bu deminki not. Şimdi şurada da biri vardı, bir şey vardı. Bir de ona bakalım. Aslında şu kamerayı biraz aşağıya indirmek lazım benim hareketlerimi görün diye ama neyse. Şişeyi aldık. Şöyle bir bakalım. Ne yazıyor? Bir şeyler, bir şeyler. Geriye bırak. Jeez, Josh. Once again, brother, you've outdone us all. Bütün bir şişeyi içmişti adam. Oh. Notunu aldım. Gelebildiğine sevindim. Maybe we should start with a little, you know, making out and see where it goes from there. Oh, hell yeah. Oh my god. She's taking her shirt off. What? Oh my god. Matt. Oh. What are you doing here? Hannah. I'm sorry, Hannah. Hey, this is don't all got out of hand. Just but... a stupid prank. Hey. You guys are jerks. You know that? Vay şerefsizler. Kumpas kurmuşlar. Ben anlamadım başta. Tamam, bir dakika. Seçmek için kontrol cihazını doğrult. Bir dakika, Josh uyandır. Seni uyandıralım bir önce. Josh. Josh. O sızmış, sızmış o. Sızmış, küfür etme lan. Guys, there's someone outside. What the hell? Hannah! What's going on? Where's my sister going? It's fine. She just can't take a joke. It was just a prank, Han. What did you do? We were just messing around, Beth. It wasn't serious. Ha, tabii. You jerks! Hannah! Hannah! So, should we go after her? You know, I kind of think you're the last person she wants to see right now, Mike. Zamanlayıcı tükenmeden önce doğru eylem düğmesine bas. Tamam. Güvenli. Nereye gideceğiz? Ha, şöyle güvenli yoldan gidelim biz. Nereye? Yani tamam, bulmaya doğru koşuyoruz da yani nereye gittiğimizi biliyoruz mu? Bir de onu bilelim. Ayak izini takip et, ayak izini. Eyvah. Jesus. Fuck. Shit. Ne oldu? Ne oldu? Bir ses duyduk galiba. Damn it, Hannah. Kahretsin Hannah, neredesin? Dokunmatik yüzeyi gösterildiği gibi kullan. Çok iyi lan. Vallahi çok iyi. Çok iyi ya. Hannah.
Kontrol cihazını hareket ettirerek ışığı doğrultabilirsin. Tamam, yapıyoruz zaten. Ha böyle, tamam. Oo çok iyi, güzel. Şu taraflara doğru bakalım. Bir şeyler var mı? Yok değil mi? Devam. Seviyordum, vallahi seviyordum. Tamam. L1 düğmesine basılı tut. Bir şey de görsek. Oo dur dur dur, şurada bir şey var. Ayakkabı. Ayakkabı mı? Ölüm totemi. Ne? Ölüm totemi. Totem kehanetleri. Siyah ölüm. Bulan kişinin muhtemel ölümü. Yerli kabileler kelebeklerin rüyaları ve ön sezileri getirdiklerine inanırlardı. Her totem parçası gelecekte yaşanacak muhtemel bir, yani zaten öleceğiz tamam da, her totem parçası gelecekte yaşanacak muhtemel bir olayı önceden haber verir. Nasıl oynadığın bu kehanetlerin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyecektir. Totemleri buldukça geçmişte yaşanan olaylar açığa çıkacaktır. Geçmişte yaşanan olaylar, ölüm, kılavuzluk, kayıp, tehlike ve kısmet. Gizli adam, kelebek etkisi. Bunlar neymiş? Bir bakalım bakalım. Ne oldu lan? Aa, bu kadar bilgi var. O yüzden bu kadarını gösteriyor bize. Şu bilgisayarda da reklam çıkmasa var ya. Programın reklamı. Neyse biz devam edelim. Tamam. Tamam anladım. Kelebek etkisini falan da anladık zaten. Best tarafından dağ yamacında bulundu. 6 totemin birini bulduk. Tekrarlayalım. Tamam bunu bulduk. Devam edelim o zaman. Aa dur. Sarı kılavuzluk. Gelecekteki bir seçim için kılavuzluk ön sesi. Yerli kabileler, kelebeklerin rüyaları ve... Ha aşağıda aynı şey yazıyor galiba değil mi? Bir dakika. Tamam. Kahverengi kayıp. Bir arkadaşın olası kaybı, tehlike kehaneti, kırmızı tehlike, beyaz kısmet, talih, tamam. Buralarda, he, bir dakika, bu tamamlanınca geberip gideceğiz mi acaba? Keşke hemen bulsak. Devam edelim. Bir dakika. Şu L1'e basılıp tutunca daha hızlı gidiyorduk değil mi? Ha? Ne oluyor? Kendisi otomatiğe bağladı şu an. Galiba. Hena neredeysen çık ortaya. Bir şey yok. Devam. Allah ya, o neydi öyle? Orada biri mi var? Hannah. Evet. Hello? Dur, sakın kımıldama bak. Sakın kımıldama. Hannah. Oh my god, you must be freezing. Here, take my coat. I'm such an idiot. I'm so tamam, dumb. Herkes biraz gerizekalı. Merak etme. Ben hazırlıklı olayım da. Lan telefon gitti. Hold on!
tut veya bırak diye seçenek verme bize şimdi. Ben onu bırakmam. Gerekirse... Of, of. Hah, iyi. İyi, ben de gebereyim de. Kendimi affetmezdim. Vallahi bırakmak istemedim ama mecbur bıraktım. Demek öyle ya da böyle ikimiz de ölecekmişiz. Ama orada bir şerefsizlik yaptım. Onu da itiraf etmek lazım. Başlamadan önce anlamanı istediğim birkaç şey var. Senin de bildiğin üzere geçen sene olanları hiçbir şey değiştiremez. Geçmiş kontrolümüzün dışındadır. Devam etmek için bunu kabul etmen gerekiyor. Fakat yaptığımız bu keşifte özgürlük var. Yaptığın her şey, bu noktadan sonra verdiğin her karar geleceğe yeni kapılar açacak. Bunu hatırlamanı istiyorum. Oyun oynarken... Aa, bana mı söyledin? Her seçim senin ve etrafındakilerin kaderini bir etkileyecek. Pekala. Evet, bu oyuna başlamaya karar verdin. Bu oldukça önemli. Ve bunda sana yardımcı olmak istiyorum. Bazen böyle şeyler biraz korkunç olabilir. Hatta dehşettirici. Ama ben bazı şeyler ne kadar üzücü olursa olsun yaşananlardan bir çıkar yol bulup devam edeceğinden emin olmak için buradayım. Pekala. Basit bir egzersizle başlayalım. Lütfen kart alabilir misin? Alalım. Resme bakıp onunla ilgili ne hissettiğini söylemeni istiyorum. Onu oyunu en iyi şekilde tecrübe etmen için sorulara dürüstçe cevap vermen önemli gibi bir şey yazıyordu. Tamam, nereden bakacağız? Ha. R2. Şöyle çevirelim. Öcü var benim gözümde. O şeyin adı neydi bilmiyorum da şimdi. Pekala, bu fotoğraf sana ne hissettirdi? Unutma, dürüst ol. Korkunç. Huzursuz oldum. Dürüst olmak güzeldi. Fakat tedirgin hissetmene sebep olan şey nedir? Resimdeki o karanlık... Korkuluk, aynen. Hayır. Yok. Tek problem o değil ki. Çünkü... Yalnızlıktan ziyade korkardım ya. Yani hem yalnız olduğum için hem de böyle bir iğrenç bir atmosferi var. Yani neyse, korkardım diyelim. Is there something else in that picture that scares you? Karanlık, resim çok karanlık. Hava çok bozuk. Böyle düzenli değil. Şey değil böyle. Psikoloğa mı geldik anlamıyorum ki ya. Gelecek sefere korkularının derinliklerine gezintiye çıkabiliriz belki. Maalesef şu an vaktimiz doldu. Oyun çok ilginç. Sağlam bir şeye benziyor. Vallahi nasıl devam edecek? Merak ediyorum. Yani anladığım kadarıyla farklı şekilde hikayeler ilerleyebiliyor çünkü
ilerleyebiliyor ki interaktif oyunların zaten amacı bu. Bakalım siz eğer bu bölümü, yani bu seriyi daha önce izlediyseniz başka bir YouTuber'dan, başka birilerinden bizim bitireceğimiz, oynayacağımız, gideceğimiz yol nasıl olacak bakalım. Müziği falan da güzel. Grafikler de güzel. Allah şimdilik güzel bir izlenim bıraktı. Bugün Washington Dağı'nda gerçekleşen korkunç neyse. Şerif okyana kadar ben. Neyse, bir radyoda o haber hakkında geçiyor. Bir sene önce bu gece evet, cinayet mi? Resmi olarak değil, şüpheli sıfatıyla değerlendirdiğimiz bir kişi var ama kendisinin yeri meçhul. Bu kişinin Washington ailesiyle ilginç bir, çok hızlı geçiyor. And claimed the land was sacred to his forefathers. You know, there is still the old sanatorium on the mountain. Could he be hiding there? My officers did search the grounds, but ben buraları içinden okuyorum. Couldn't have made it that far. Something about that mountain seems to breed tragic events. More than you know, Marty. Well, thank you for joining us, Andrew. With all the Washingtons tonight, their son Josh, on this, the anniversary of the mysterious disappearance of Hannah and Beth Washington. Well, hello, friends and fans. All right, let's do that again. All right. Well, hello, friends and fans. It's beyond awesome to have you guys all back this year. First off, I gotta say, I'm super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. So, let me just let you know, let's take a moment to address the elephant in the room for a second. I know. You're all probably worried about me, and I know it's gonna be tough on all of us going back after what happened last year, but I just want you all to know, it means so much to me that we're doing this, and that I know it would mean so much to Hannah and Beth that we're all still here together, and I'm thinking of them. I really want to spend some quality time with each and every one of you and just share some moments that we'll never forget for the sake of my sisters and, you know. Okay, so let's party like we're fucking porn stars, okay? Make this one trip we will never forget, all right? Yes! Buraları geçemiyoruz mu derken evet. Olay yerine geldik. Ölümü hatırla. Şafağı 10 saat. Bak yine ya. Abi bu adam manyak mı ya? Sam, Hannah'nın en iyi arkadaşı, anlayışlı ve maceracı birisi ve dikkatli.
İnşallah öylesindir. Hello? Someone there? Yukarıda, yukarıda. Köpek yukarıda. Arkamızda da biri var. Arkaya dönemiyoruz mu? Şöyle baksak. Ha, kafasını çevirecek. Kamerayı hareket ettirmek için sağ çubuğu kullanabilirsin. Tamam. Yani belki sağda solda bir şey çıkar diye bakıyorum ama kapıya doğru gideceğiz anlaşıldı. Orası. Etrafa bakmak için kontrol cihazını hareket ettir. Tamam, demin yaptım ya zaten. Dur. Şöyle bak, bir şey olmuyor şimdi. Neyse, devam. Açalım. Ne diyor? Kapı bozulmuş, üzerinden tırman. Tamam. Oh, Jesus, never mind. Tamam, yaptık demin, açılmıyor. Tırmanmamız lazım. Bir dakika. Şu taraflara gitsek. Heh, şurada bir şey var. Acaba sağ tarafta bir şey var mıydı? Şu an onu düşündüm. Biz güvenli, her zaman güvenliği seçeceğiz abi. Olabildiğince güvenliği seçeceğiz. Yanlış bastım. Hazırlıksız yakalandım. Neyse, zıpla zıpla zıpla. Oo. Hadi. Hay Allah, seni kahretmesin ya. Bir dakika. Güvenli. Ya abi, en sonunda üçgene basacaksın işte ya. Ya da diğer yerden deneyelim. Tırman. Oyunu öğreniyoruz. Oyunu öğreniyoruz. Anladım da. Yine de. Abi, birileri bizi, deminki adam mı o bilmiyorum ama. Bir dakika. Şu tarafla şöyle biraz hızlı gitsek. Hızlı hızlı buraları gezsek mesela, bir şeyler var mı diye baksak. Yok gibi. Kımıldama simgesi ekranda belirdiğinde kablosuz kontrol cihazı olabildiğince sabit tut. Hmm. Tamam. Hadi bir daha deneyelim. Gel. Nefes bile almadım. Nefes bile almadım. Sırada ne yapacağından emin değilsen şu anki hedefini R1 düğmesine basarak görebilirsin. Tamam, bir basalım. Karakter özellikleri: dürüst. Çok komik değilmişiz. Cesuruz. Yardımsever ve dürüstüz. Meraklıyız. Tamam. İlişki durumu hepimiz. Abi. Abi çok iyi ya. Çok iyi. İşte bu. Bu. İşte bu. Tam böyle aradığım tarz bir oyun. İlişki durumunu gösteriyor. Dürüstlük, yardımseverlik, komiklik, cesurluk. Cesaret yani. Her şey abi çok güzel. Vallahi şu ana kadar Asaf, sana çok teşekkür ederim. Şu ana kadar iyi bir şeye benziyor vallahi. Ufak ufak ilerleyelim. Hani parlayan bir şey var mı diye bakıyorum. Yok gibi.
Şöyle bol bol her yeri kontrol edelim. Şurada bir şey var. Elimiz bir yandan burada hazır dursun da her an bir şey isteyebiliyorlar bizden. Yerel halk ve kelebek kehanetleri. Bir zamanlar dağlarda yaşayan kabileler kelebeklerin rüyaları ve muhtemel geleceklerin kehanetlerini taşıdıklarına inanırdı. Kelebeğin rengi kehanetin doğasını gösterirdi. Ölüm, siyah kelebekler rüyayı görenin öleceğini kehanet ederdi. Tehlike, kırmızı kelebekler tehlikeli bir olay hakkında uyarırdı. Kayıp, kahverengi kelebekler arkadaşları etkileyecek yitimi önceden haber verirdi. Tamam. Buradan aşağıya gidebiliyormuşuz. Kılavuzluk, sarı kelebekler yardım ve yol göstermek için öngörüler sunardı. Kısmet, beyaz kelebekler şans ve talihin rüyalarını taşırdı. Ben zaten bunları unuturum da. Siyah ölüm, kırmızı tehlike, kahverengi kayıp, sarı kılavuzluk, beyaz kısmet. Tamam. Yani inşallah tutabiliriz aklımızda. Bir şey bulduk. Keşfettikçe totem eserlerini bulacaksın. Bir totemi al. Döndürünce renkli bir kelebek ve muhtemel bir geleceğin ön sezisi ortaya çıkacak. Sarı mı lan o? Sarı neydi ya? Demin okuduk ama. Kılavuzluk totemi. Yanlış bastım. Tamam. Bir dakika. Şimdi bakın alttaki şey hafif hafif dolmaya başlıyor. Orada en sonunda bir şey çıkacak ama hadi bakalım. Gelecek bilirsiz. Kehanetin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yaptığın seçimlere bağlıdır. Totem koleksiyonuna bakmak için istediğin zaman R1 düğmesine basabilirsin. Tamam. Şimdi eve gideceğiz büyük ihtimal de. Eve girmeden önce ben şuralara bir bakmak istiyorum. Bir şeyler var mı diye. Şurada bir yazı var. Onu bir okuyalım. Ne diyor? Gel. Ha. Şöyle geç. Bir dakika. Abi ilk defa oynuyormuş gibi oldum ya. Oyunu çok acayip yapmışlar. Vay, burada bile duvar resimleri var. Geçmiş kontrolümüzün dışındadır. Aynen öyle. Geçmiş geçmiştir abi. Geçmişi geride bırakacaksın. Geleceğe yönel her zaman. Dur. Tamam, dur. Kapıya gitmeden önce şuralara bir bakalım. Şurada çanta gibi bir şey var. Çanta zaten. Çanta gibi bir şey derken. Başka bir şey yok. Tamam. Çantaya bir bakalım. Bakalım çantada ne bulacağız. Çantam burada, sen neredesin? Çantada değilsin değil mi? Oo. Bizi arayan biri var. Şimdi ben bunu seçsem çıkacağım. Telefona çıkacağım abi. Eylemlerin oyun gidişatını değiştirdiğinde kelebek etkisi simgesi bırakır. Tamam. Senin Allah belanı vermesin. Ashley'e aşık, düzenli, koruyucu ve nükteci. O ne demek lan? Korktum bu arada demin. Vallahi ben de korktum. Are you my secretary? I was buzzing. Cool. Well, thanks for letting me know. I can take it from here. Tamam. Oh, so I found something kind of amazing. Ne buldun? Söylemem, kendi gözlerinle görmen lazım. Hadi bu taraf. Eve girseydik be. Oğlum ben daha bir nefes alamadım ya. Bir dakika, ben evi merak ettim. Eve gidebiliyoruz mu? Beni az bir bekle. Vallahi merak ettim evi. Ha, açılmıyormuş zaten. Tamam. Hadi gidelim. Ta-da. Pretty rad, right? Ne lan? Yeah. Come on, look at these beauties. Beauties is not the word that comes to mind. Why is this even here?
What do you mean? What the hell is a shooting range doing at the base of a ski lodge? Dude, have you ever met Josh's dad? Yeah. He thinks he's like Grizzly Adams or something. Wanna try? No, you go ahead, Grizzly. Teleferik istasyonu, pekala. Başlıyorum. Ateş etmeyi falan öğreneceğiz galiba burada. Nişan almak için kablosuz kontrol cihazını doğrult. Ateş etmek için... eyvah! Eyvah eyvah eyvah. Çok hazırlıklı olmam lazım benim madem öyle ya. Valla. Bir dakika. Ha, bunların vakti varmış. Tamam. Wow, nice shooting, Tex. All right, I'm bad. I'm a badass. I'm gonna go ahead and guess it was a wild case of beginner's luck. Nah, I don't think so, girl. Well, anybody and their brother could shoot a bottle that big, that close. Sen de ne yapsak? Beğendin be. Mermilerimizi boşuna harcayacağız. Bizim arkamızda bir adam, yani peşimizde bir adam vardı. Kelebek etkisi oldu yine. Bir şeyler olacak. Yani farklı bir şeyleri açmış olduk. Kelebek etkisi güncellemesi. Evet. Ha, şimdi bu adama geçtik. Allah Allah. Kontroller bir yandan bir buna geçiyor ya. Evet, yemin ederim buraya vardığımda tüm anılar gözümde canlandı. Bir yıl kısa bir süre. Kapıdan gidebiliyoruz mu? İpucu bulundu. Aranıyor posteri. İncele. Aranıyor posteri. Yer aşağı teleferik istasyonu. 1998 yılına ait dağdaki bir kaçak ile ilgili yırtılmış bir aranıyor. Neyse. Milgram Victor diye biri aranıyormuş. Erkek. 1.88 boyunda. Son bilinen darısı Blackwood Pines. Son görüldüğü tarih 3. ayın 16'sı 1998. Birinci derecede kundaklama suçuyla olan bağlantısıyla beraber çeşitli ölüm tehditlerinden dolayı aranıyor. Bu tehlikeli suçluyla ilgili her türlü bilgiye sahip olan kişiler en kısa zamanda BPMC ile irtibata geçmelidir. Blackwood vilayeti atlı polisi, polis Monty bilmem ne bilmem ne. Tamam, okey, imzaymış o da. BPMC dediğimiz, aynen. Yani o bizim peşimizde olan hayar birinci derecede kundaklama suçuyla olan bağlantısıyla beraber çeşitli ölüm tehditlerinden dolayı aranıyor. Çok tehlikeli birisi, bu belli. Tamam. Tamam, bunu bulduğumuz iyi oldu. Nice. You think we'll get a visit from America's most wanted? Eder. Until Dawn'un gizemlerini çözmek için ipuçlarını topla ve hayatta kalma şansını arttır. Tamam. En sevdiğim. Bir dakika. Şu X'e bastığımızda başka bir şey yok değil mi? Sadece o. Ha, bir dakika. Yazı. Bir dakika lan. Ben bunu okumadım. Farklı bir şey mi yazıyordu? Yok, tamam. Şöyle bir yandan çevreye bakıyorum parlayan bir şey var mı diye. Dur, vardı galiba sanki şurada. Var mı? Yok. Tamam, eve mi gideceğiz? Kapı parlıyor. Eve gideceğiz galiba. Hey, that's weird. Door's locked. Yeah. Josh wanted us to keep it locked to keep people out. He said that? What people? I don't know. He said they found people sleeping in the station one time. It's creepy. Tamam da ne yapacağız şimdi? Şuna sen de bir bak da. Senin de haberin olsun. Biz gördük zaten. Gel geriye doğru. Bir şeyler bulur muyuz diye bakıyorum. Hiç ortadan gitmedik. Acaba ortalarda bir şey var mıydı ya?
Epey çıktık lan buradan. Bir dakika. Bunlara baktık. Buraları gezdik, bir şey yok. Demek ki yere mi gideceğiz? Kapıyı mı açacağız? Sen oraya gittin, kapıyı açacağız galiba değil mi? Bir deneyelim bakalım. İçeride bizi bakalım ne sürpriz bekliyor. Önden buyur. Gerçek bir beyefendi. Kimi kontrol ediyoruz şu an? Adamı, tamam. Teleferikten biri atlaması bari bize doğru. Bir dakika, orada bir şey. Ha tamam, içeridenmiş parlayan. Şurada bir şey var. Sağlıklı bir vücut ve zihin için Blackwood Pines. Göreceğiz ne kadar sağlıklı. Güvenlik kamerası bulduk. Bir de birini yaklaşırken görüyormuşuz. Ne kadar çok ipucu bulursak o kadar iyi bizim için. Aynı Detroit'teki gibi. Çok güzel. Çok güzel. Aslında burada kalıp biraz uyuyacaktım ama. Tamam. Hadi gel gidelim. Burada zaten baktık galiba değil mi her şeye? Bir bakalım şöyle hızlıca. Bir şey yok gibi. Binelim ve yolculuk başlasın. Kesin düşeceğiz, bir şeyler olacak ya. Yaptığımız şeyin doğru olduğunu düşünüyorum. Herkesi yıl dönümü için toplamak. Birlikte bir şeyler yaptığımız için Josh havaya girmiş gibiydi galiba. Evet öyleydi, uzun zamandır onu bir şey için bu kadar heyecanlı görmemiştim. Güzel güzel. Onunlayken bunu söylemek zor ve ben biraz endişeliydim. Hayır hayır, bu iyi bir fikirdi. Umarım herkes aynı şekilde hissediyordur. Herkes burada değil mi? Sağ ol kanka, güzel konuşmaydı. Ne yapalım biliyor musun? Olanlar hakkında konuşmayı bırakalım. Okuyamadım ki. You know how Josh and I met? No. Third grade. Josh sat in the back of the room, I sat in the front. We didn't even know each other existed. But the kids sitting next to Josh started strapping the training bra in front of him. So the teacher made him move to the front, where I was sitting. Tamam yani, ve ben arkaya gönderildim. Belki de onu gerçekten dilerdin. Butterfly effect. Aynen. Butterfly effect. Biz ona kader diyoruz ama neyse hadi. Jess, Mike'ın yeni kız arkadaşı. Kendine emin, güvenilir ve saygısız. Yani güvenilir ve saygısız. Hiç birbirine uymayan şeyler. Devam et diyelim arkadaşlar. Aman. Yukarı teleferik istasyonu. Yeni insanlar. Tanışıp kaynaşacağız. Bir şey yok gibi. What the hell? Jess!
Hey. Jessica, over here. Are you guys having a really weird Normal stroke? Bir şekilde gidiyorduk. We're ne oldu ya? In this stupid thing. Can you please let us out? Pretty please? Oh my god. I thought we were goners. Another 10 minutes in there and I would have chewed off my own leg. Oh, sick, Chris. Look, I got a lot of meat on my bones. This is all muscle down here. Yeah, right. Uh-huh. Hey, Chris. I'm just doing like Sam taught me. Ben sadece Sam'den gördüğümü uyguluyorum. Başkalarının özel düşünceleri, ilgi alanıma girmiyor. Daha neler? Seems that someone has a little crush on our good friend and dear class president Michael Monroe. Chris. And what kind of sizzling erotica might our Jessica be capable of imagining? I wonder. Onu geri ver, gerizekalı. Give that back, you tool. Tool and die. That's my motto. Oh, you're such an idiot. Maybe nosy Nancy shouldn't go nosing around in other people's nostrils. Yeah, I try not to do that as a rule. Come on, Jess, you can tell us. You can totally keep secrets. Ha, tabii. Whatever. You'll figure it out eventually. All right. Let's just get up to the lodge already. It's getting tired of all this nature and junk. You guys go ahead. I'm just gonna wait here for a bit. Neyi bekleyeceğiz ki? Coming. You mean Mike? What? I mean, you know, whoever. Uh-huh. Sam? Did you see this view? I mean, holy cow. Gerçekten manzara güzel. Take it all in. Manzara güzel gerçekten. They built the lodge like right where the cable car ends. Mike'ın eski sevgilisi Emily, becerikli, inandırıcı ve zeki. İnandırıcı derken söylediği yalana inandırıcı mı? O zaman bunun sözüne çok güvenmeyeceğiz. Ben diğerlerinin özelliklerini unuttum yalnız ha. Vallahi unuttum. En sonki kız saygısızdı ama güvenilirdi. Bu zeki, becerikli, inandırıcı. Adam nasıldı ya? Meraklı mıydı? Meraklı olan kız mıydı? Vallahi bilmiyorum. Emily'nin yeni erkek arkadaşı. Hırslı, aktif ve motivasyonlu. Tamam. Şimdi onu kontrol ediyorsun. Vallahi çok ilginç yapmışlar. Şöyle sağda solda biraz gezineceğim. Parlayan bir şey varsa alacağım. Yani bir inceleyeceğim yani. Bir şey parladığı yok, görmüyorum. No, I mean, getting kind of creeped out. Oh. Yeah. Gonna be weird seeing everyone up here again. Definitely not gonna feel like a regular party. Yerlerde falan da bir şey yok, değil mi? I mean, what do you think? Jesus! Zeki, kararlı, inandırıcı. Emily'nin eski sevgilisi. Demin gördük ya. You guys. Michael. You really, really should have seen your faces right there. Dude, I almost clocked just now. Nice one. Michael, you're a jerk. Come on. Guys, we're all friends here, right? No need for violence, just a little harmless fun. We're up in the woods, it's spooky. Come on, let's get into the spirit of things. The spirit of things? Seriously, what's wrong with you? Aynen ya, vallahi. Ortamı yumuşatmaya çalışıyorum hemen. Oğlum böyle mi yumuşatayım? Like sen gülüyorsun, biz gülmüyoruz. Michael, I'm just gonna lay it out. Otherwise, this whole weekend's gonna suck ass for everyone. This is super awkward, and we all know it. Let's just acknowledge it now and move on, okay? Matt. I hear you, man. I get it. I don't want to make this weird. Cool. So we're good? All good. You guys gonna make out now? Oh my god, totally. We're so gonna make out. No, seriously. I'm gonna go check on the cable car back down the trip. All right. See you, man. See ya. All right. See ya. Crap. What? Hey, could you take these the rest of the way? The bags? Yeah, all the bags. Why?
I need to go find Sam. Sebep? Okay. Sorry, I really need to go find her. I totally forgot I needed to talk to her before we get all the way up there. This really can't wait. We're almost there. It's important, Matt, please. Of. Seni yalnız bırakmayacağım, yok. Em, I really don't think you should head back down the trail by yourself. Seriously? It's cold out and it's getting dark. You're gonna protect me from it being dark out? I'll just leave your stuff here and come with you. Nobody's gonna steal it. Matt, are you kidding me? You can't leave me alone for 5 minutes? You really think that little of me? That's not what I meant. Why can't you just listen to me? Why do you have to question everything I say? I'm sorry, Em. Ya bir kere de tartışmayın be. If you want to be helpful, then you can help get everything up to the lodge as quickly as Hepsi mine okay? olur ya. Allah bu ne ya? Bir kere de tartışmayın abi ya. Okay. Fine. Whatever you want. Thank you. I'll see you up there after I go find Sam. See you in a bit. İyi hadi bakalım. Git de gör. Ben de dedim diyeceğim sonra. Geberip gideceğiz şimdi. Ashley, Chris'a aşık, entelektüel, meraklı ve içten. Saat 21:32. Whoa, hello. Somebody's getting a little friendly. And not in the friend zone kind of way. Ooh. They might need to check the expiration date on their big breakup. Oralarda bir... Oh! Oh, God! Hey, whoa. Sorry there. Sorry about that, Ash. I didn't mean to scare you. Abi ben... Bütün bölüm boyunca böyle korkacağım mı ya? Gosh, oh my god. Hey, wow. Man, I'm really sorry. Daha etrafa bakacaktım ben orada. What are you looking at? See anything juicy with that thing? Let me check it out. Boşver. Boşver, boşver. Sen bakma. Yep, it's kind of busted. It's not like really interesting. It's just what? For real? I bet I could find like a cool bear chowing down on a fox or something. No, really, Matt, it's not worth straining your eyes. I'm getting kind of a headache just from looking through it, so just no. No. All right. Şu an sure. Yani so. Çok zor bir durum ya. Vallahi çok zor bir durum. Çok çok zor bir durum gerçekten. Yani öyle bir anda hangi kararı verirsiniz verin kendinizi suçlu hissedeceksiniz. Aslında ben hep doğrudan yanayım ama neyse. Kitap okuyalım. Telefona çok bakıyoruz zaten. Oyunda olsun. Kitap okuyalım. You did not just do that. Put your hands where I can see. Ben bu bölümü sövmeden tamamlayabilirsem çok iyi bana. Ha, gerçekten. Kırak ve asil bir genç kız olarak beni gözaltına almaya gelen askeri muhafıza teslim olmak dışında başka ne seçeneğim var? Well, I don't know when you put it like that. Hey! Lan. Oh, great. Hey, you know that? Where are you hiding, little chickadee? Oh, ah! Hey! Oh, snap! Güzel. Oyunu ufak ufak öğreniyoruz arkadaşlar. En iyi şey bazen hiçbir şey yapmamaktır. You can't hide from me, Michael. I know all your tricks. Kuş ne alaka lan? Oh no! Damn, Jess. What would you do?
did. I know. Oh, no. Poor Birdie. Poor little Tweety Birdie. Stone cold, Jess. I didn't do it on purpose. Vallahi özür dilerim. Bir an o çıkınca dedim herhalde oraya atacağım. Oh my god. O niye kaçtı bizden? Michael. Gotcha. It's done. Done city. So did I go down? I don't think so. I think you'd know so if I did. All right. My. So are we calling it my favor then? You're a worthy opponent, Miss Jessica, the Snowball Queen. Okay, that sounds vaguely dirty. My lady. Aşağıya. Ah! Oh, okay. Okay, you're really gonna get it. What am I gonna get? Well, I can think of at least one thing. Yeah? But you'll have to wait until later. Did you hear that? Yes, sounds like... Oh! Oh my god! That was really close. That thing was gonna kill us. Yeah, I mean, wow. If you hadn't pulled us out of the way, toast. Let's get out of here. Yeah. Vallahi bir an reaksiyon olarak bastım. Yanlış bassam gittiydik ha. Benim elim hazır dursun ya vallahi. Ne zaman ne çıkacağı belli olmuyor. Hello again. Ha, tamam, sağ ol. And how are we feeling? Seems we hard as son seansımızda ancak yüzeyi kazabildik. Bu sefer daha derinlere inelim. Bu sefer kaygının kaynağını anlamaya çalışacağız. Şimdi o kitabı aç ve sayfaları çevir. Bir dizi resim ve sembol göreceksin. Resimlerin arasından seni en çok kaygılandıranı bulmanı istiyorum. Aslında hiç fark etmiyor ki. Hiçbirisi beni... Kadınlar diyelim. Ne bu? Ha. Uçaklar. Bir dakika. Bilemedim. Kalabalık iyi aslında ya. Kalabalık iyi. Uçaklardan korkmam. Neyse seç birini. Ben ikisinden de korkmam ki aslında. Boğulmak, yükseklik. Abi ikisinden de korkarım. Ama yükseklikten... Bir dakika. Yani o resimdeki gibi yükseklikten korkarım da... Bilemedim ya. İkisinden de korkuyorum. Devam. Yılan. Fareden korkmam. Yani kolay kolay korkmam herhalde. Bence bıçaktan korkmalı. Bıçak acı verir çünkü ama silah öldürür gider. Hamam böceklerinden korkmam, yılandan korkarım. Korkuluklardan korkuyorum, palyaçolardan korkuyorum. Yani bildiğimiz palyaçolardan olsa eyvallah da korkuluk... Bence palyaçolar daha korkunç ya. Özellikle şu son dönemde. O ne lan? Kan midemi bulandırıyor. Kargalardan korkuyorum. Kargalardan korkmam. Kan midemi de bulandırmaz. Ama neyse. Kan diyelim biz. Kafanın ortasına bir tane geçerim ha. You're doing very well. Don't be nervous. Neyin artistliğini yapıyorsun köpek? Try to
speed up. Hızlanmaya çalış. İçgüdülerine daha çok güvenirsen cevapların daha düst olur. Ve bu tecrübeyi daha aydınlatıcı yapabiliriz. Tamam lan, tamam. O zaman yılan. Örümcekten korkmam. Örümcekten niye korkuyorum? Devam. İğneden korkmam, kan diyelim. Devam. Devam. O ne lan? Zombilerden korkarım. Tipe bak. Hiç hayatımda yani bir kere oynadım zombi oyunu, daha da oynamam. Köpeklerden korkmam normalde. Hırçınsa korkarım. Oo, şimşekleri severim. Tam aksi. Çok severim. This is very interesting. Thank you. Niye, ne oldu ki? So diligent. Snakes, zombies, and awful. Some combination. Sağlam kombinasyon. Güzel bir cuma gecesi gibi. Komik olan ne lan? Neyse. Maalesef bir kez daha süremizin sonuna geldik. Ama söz veriyorum, çok yakında tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar biz de böylelikle bu bölümün sonuna gelelim en iyisi. Derken. Bize bir önceki kısımda yaşananları anlatıyor. Hatırlatma amacıyla. First off, I gotta say I am super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. I really want to spend some quality time with you. Arkadaşlar ben burada durduruyorum. Hikayeyi zaten biliyoruz. O yüzden devam etmenin bir mantığı yok. Bu bölümün burada sonuna gelelim. Güzeldi. Biraz korkunç. hafif korkunç. Yani böyle saçma sapan bizi korkutuyorlar ya. O biraz şey yapıyor insanı ama neyse. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.